Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 18 Kasım 2024 Pazartesi. Dünya liderleri G20 için Brezilya'da buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşini Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le birlikte Rio de Janeiro'da. Zirvede bu yılın teması adi bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen. Erdoğan bu temadan hareketle İsrail'in Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü katliamları gündeme getirdi. Ve bir kez daha Filistin'in tanınması çağrısını yapacak. İşte zirvenin ilk gününden önemli notlar. Amacımız insanı ve insani değerleri merkeze alan girişimci diplomasi anlayışıyla bölgemizde ve ötesinde bir barış kuşağı tesis etmektir. Bir kez daha bu amaçla yola çıktı. Dünyanın gözünün çevrildiği G20 Liderler Zirvesi için gittiği Brezilya'da böyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de eşlik etti. Çok sayıda dünya liderinin katıldığı zirvenin ana teması adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen. Erdoğan'ın dosyasındaki başlıklarsa İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırıları ve dünyaya bir kez daha yapacağı Filistin devletinin tanınması çağrısı. Artık adeta Filistin yok, neredeyse tamamına yakını İsrail. Diplomasi trafiği zirve öncesi başladı. Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile Copacabana Kalesi'nde bir araya geldi. Brezilya'nın İsrail saldırganlığı karşısında takındığı tavırdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin başta İsrail'e silah ve mühimmat ambargosu olmak üzere Gazze için attığı adımları hatırlattı. Liderler Zirvesi ise Modern Sanat Müzesi'nde resmi karşılamayla başladı. Sonrasında açlık ve yoksulluğa karşı küresel ittifak tanıtımı yapıldı. İlk oturumda sosyal kapsayıcılıkla, açlık ve yoksullukla mücadele ele alındı. Görevi Ocak ayında Donald Trump'a devredecek olan ABD Başkanı Joe Biden, 8 bin askerin koruduğu zirvede son kez yer alırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise zirveye katılmadı.